Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul takipçilerimiz, kıymetli abonelerimiz. Bugün neredeyiz? Bugün Çanakkale ili Yenice ilçesindeyiz şu anda. Yenice ilçemize yaklaşık 17 kilometre mesafede Karadoru Mahallesi'ne gireceğiz. Karadoru Mahallemizde 676 metrekare tamamen çam ormanlarının içinde, gaz dağlarının içerisinde ve arsamız, evimiz tamamen doğaya ve çam ormanlarına hakim noktada, manzarasına hakim noktada 676 metrekare bir köy evimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu istikamet İzmir, Balıkesir, İzmir, Edremit istikameti. Bu tarafa devam ettiğimiz takdirde de Çanakkale istikameti. Yani Çanakkale, İzmir, Otoban yolu üzerinden içeri girdiğimiz takdirde 17 kilometre sonra 676 metrekare yansımızın köy evimizin çekimine giriyoruz arkadaşlar. Evet sevgili Demirelli Gayrimenkul takipçilerimiz, şu anda Yenice ilçemizin Karadoru Mahallesi'ne giriş yapmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi Oğuz. Gördüğünüz gibi köyümüzün, mahallemizin giriş yerlerimiz parke taşı döşeli. Gördüğünüz gibi zirvede yüksekte bir mahallemiz. Buranın suyu da çok bolmuş. Burası mahallemizin meydanı. Hemen karşısı kahve. Sağ taraf marketi. Bu şekilde yukarı köyümüzün en yüksek noktasına çıkacağız. Evet sevgili takipçilerimiz, şu anda arsamızın, köyümüzün yanına geldik. Şöyle öncelikle size bu unutulmaz güzelliği, bu doğa harikası manzarayı size izletmek istedim. İşte evimiz bu görmüş olduğunuz manzaraya, doğaya, yeşilliğe hakim noktada yaklaşık 650 rakıma sahip Karadoru Mahallesi'ndeyiz. Mahallemiz merkezi aşağısı oluyor görüyorsunuz. Ama biz en tepede, en zirvedeyiz. Evet. Yine herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Çanakkale ili Yenice ilçesine 17 kilometre mesafede Karadoru Mahallesi'nden herkese sevgi, saygı, selamlar arkadaşlar. Burada Karadoru Mahallesi'nde 676 metrekare arsa içerisinde elektrik suyu mevcut, kapı numarası olan, kapıda kargir ev geçen, kerpiç ev geçen 676 metrekare arsa içerisinde eski bir köy evimizin çekimiyle yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz doğanın içerisinde, çam ormanların içerisinde, Kaz Dağları'nda bir köy evi çekimi yapacağız sizlere. Şimdi hep birlikte görmüş olduğunuz resmi yoldan ilerliyoruz. Arkadaşlar, arsamız hemen şu görmüş olduğunuz kazıktan başlıyor, bu şekilde buraya kadar geliyor. Buradan böyle bu şekilde devam ediyor. Burada 676 metrekare bir arsamız var. Arsamızın içerisinde de eski bir köyümüz var. Şimdi içerisine gireceğiz. Bakın arkadaşlar, bitiş noktamız bu şekilde. İçerisinde ceviz, erik, kiraz gibi 5-6 çeşit meyve ağaçlarımız mevcut. Hemen evimiz de burada. Görmüş olduğunuz gibi elektriğimiz mevcut. Bakın arkadaşlar,
Burada hemen girişte bir salon şeklinde yerimiz var. Tabii ki eski bir kerpiç ev. Bu şekilde ilerlediğimizde hemen karşıda mutfakmış zamanında. Burada bir şömine tarzı bir şey varmış. Burada pis su gideri, kanalizasyon, bağlantı yeri ve kredisi var arkadaşlar. Burada güzel bir dekorasyon çalışması yapıldığı takdirde muazzam bir bağ evi, Kaz Dağları'nın içerisinde harika bir köy evi kendinize inşa edebilirsiniz. Bakın tavanları plastik lambir kaplanmış. Burada da aynı şekilde bir şöminemiz var. Buraya çok ince bir restorasyon çalışması yapıldığı takdirde burada muazzam bir evimiz olur. Burası da banyosu arkadaşlar. Bakın bir tam bir köy evi banyosu. Hemen burada yine ikinci odamız. Bakın görüyorsunuz. Bunun da tavanları ahşap kaplama tavan. Şuradan size bu doyumsuz manzarayı izletmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şu manzaraya, şu güzelliğe, şu doğaya, şu yeşilliğe, Kaz Dağları'nın içerisinde harika bir manzara, harika bir doğa ve muhteşem konuma sahip 676 metrekare arsa içerisinde eski kerpiç bir köy evimiz. Bakın burası arka bahçemiz, yan bahçemiz. İçerisinde ceviz ağaçları, üzüm asması, armut. Arkada yine aynı şekilde ceviz, yetişkin ceviz ağaçlarına sahip. Bakın görüyorsunuz. Ama her şeyden öte şu manzara, şu doğa, şu güzellik her şeye değer. Mahallemizi şu an çekiyorum arkadaşlar. Mahallemiz çok aşağıda kaldı. Evet, buradan çıkacağım şimdi. Yan bahçemizden de size çekim yapabildiğim kadarıyla izletmeye çalışacağım. Bakın ön bahçesi burası arkadaşlar. Burası da evimizin yan bahçesi. Hemen altta burada bir bodrum var. Burada zamanında artık koyun mu, keçi mi, inek mi ne baktıysalar, burada alt katta bir bodrum gibi bir yeri var. Görüyorsunuz. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bunu bilemedim ne ağacı olduğunu. Yapraklarından tanıyabilirseniz lütfen yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Bakın arkadaşlar, ne ağacı olduğunu ben çıkaramadım. Burada üzüm, ceviz, incir gibi 4-5 çeşit ağacımız mevcut ama bunu bilemedim. Bakın üzümlere. Evet sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz, arsamızın arka bahçesi biraz çukur. Burasını bir temizlediğimiz takdirde çalı çırpıyı, pisliği burada çok güzel konuma sahip. Görmüş olduğunuz manzaraya hakim 676 metrekare burada kendinize süper bir Kaz Dağları'nın içerisinde, çam ormanlarının içerisinde doğa harikasına sahip güzel bir dağ evi, bağ evi, köy evi ne isterseniz burada inşa etmeye ne dersiniz arkadaşlar? Çanakkale ili Yenice ilçesine 17 kilometre mesafede Karadoru mahallesinde 676 metrekare elektriği mevcut. Kapı numarası mevcut.
Kaz Dağları'nın göbeğinde, çam ormanların içerisinde harika bir bağ evi, dağ evi ya da köy evi, ne derseniz onu burada yapmaya sizi davet ediyorum arkadaşlar. Böyle bir manzara, böyle bir doğa, böyle bir yeşillik görmedim arkadaşlar. Yenice ilçesinden Karadoru mahallesine gelene kadar yolumuz asfalt. Hiçbir ulaşım sorunu yok. Burada peki ulaşım nasıl oluyor abi mahalleye? Normal mahallenin minibüsü var mı? Her gün sabah akşam araba var. Her gün sabah akşam. Sabah buradan yolcuyu alıp Yenice'ye götürüyormuş. Akşam da toplayıp yine getiriyormuş. Yani günde bir sefer ilçe merkezine, günde bir seferde Karadoru mahallemize ulaşım sorunu yokmuş arkadaşlar. Bunu da size iletmek istedim. Buranın peki geçim kaynağı ne? Hayvancılık ve tarımmış arkadaşlar. Burada hayvancılık da yapmak isteyenler. He? Hayvancılık burada sağlammış. Hemen hemen her odada şömine var yalnız. 3 tane odası var. Salon, oda, salon ve diğer 2 oda. Her 3 odada tabi zamanında şömine olarak kullanmışlar da şu an tabii ki bakıma muhtaç bir yer. Evet. Sevgili takipçilerimiz. Sevgili Demirelli Gayrimenkul takipçilerimiz. Ağız alışkanlığı, hep ağzımız kaçıyor Balıkesir'e. Şu anda Çanakkale ili Yenice ilçesine 17 kilometre mesafede sabah akşam ilçe merkezine ulaşımı olan 676 metrekare arsa içerisinde tapuda kerpiç ev geçen 2 odası bir salonu, eskiden tabii mutfak olarak kullanılan bir mutfağı bulunan bir köy evimizin çekimiyle yine sizlerle birlikteyiz. Kaz Dağları'nın içerisinden, çam ormanlarının merkezinden herkese kucak dolusu sevgiler. Siz de bu doğa güzelliğine, çam ormanlarının bol oksijenine sahip olmak istiyorsanız 0539 783 68 çift 0 0543 365 76 25 numaralı telefonlardan bize her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hep bizimle kalın.